Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, ABD savaş gemisinden fırlatılmış füzenin Gabon bandıralı bir geminin yakınında patladığını uzmanlar duyurdu. Karadeniz'de sıcak saatler, ABD füzeleri fırlattı, sabah çıkması an meselesi. Husilerin sözcüsü Muhammed Abdüsselam yaptığı açıklamasında Husilerin deniz kuvvetlerine ait keşif uçaklarının Kızıldeniz'de keşif uçuşu yaptığı sırada ABD'ye ait savaş gemisinin çeşitli silahlarla beraber etrafı histerik bir şekilde hedef aldığını ileri sürdü. Açıklamada yaşadıkları endişe ve tedirginlik sebebiyle halini yansıtan bir şekilde silahları ateşleyen ABD savaş gemisinden fırlatılmış füzelerden bir tanesinin Rus limanından gelen Kızıldeniz'in güneyine ilerleyen Gabon bandıralı bir geminin yakınında patladığı belirtildi. Abdüsselam açıklamasının devamında Kızıldeniz uyarısı yaptı ABD'ye. ABD ve müttefiklerinin İsrail gemisine güvenlik hizmeti sağlama bahanesiyle Kızıldeniz'i askerileştirmesinin uluslararası seyir güzergahını tehdit ettiğini öne sürerek bu durumun devam etmesi halinde Kızıldeniz'de fitilin ateşlenebileceği uyarısında bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM sosyal medya platformundan yaptığı açıklamasında Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgede Kızıldeniz'in güneyinde bulunan uluslararası seyir güzergahına iki gemi savar balistik füze fırlattığını belirtmişti. Değerli izleyenler, devamımızda herhangi bir geminin hasar almadığı ifade edilen bu açıklamada Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere karşı saldırısına 18 Aralık'ta kurulduğu açıklanmış Refah Muhafızı Operasyonu kapsamında Kızıldeniz'de devriye geçen 58 bordo numaralı Labon isimli savaş gemisinde gelen 4 insansız hava aracını düşürdüğünü aktarmıştı.